Haritada numaralandırılan taralı alanların hangisinde yıllık toplam yağış miktarı daha fazladır şeklinde sorulmuş. 1 numara ve 5 numara bunlar okyanusal iklim bölgesidir. Bunlarda yağış fazladır. 2 numaralı bölge karasal iklim olmasından dolayı yağış azdır. 3 numaralı bölge çöl iklimi olmasından dolayı yağış miktarı azdır. Fakat en fazla yağış alan yer sorulduğu için ekvatoral iklim bölgesindeki yıllık yağış miktarı okyanusal iklim bölgelerinden de fazladır. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda verilen yağış ve yoğuşma çeşitlerinden hangilerinin oluşumunda sıcaklık değerleri daha düşüktür denilmiş. Çiğ ve yağmur su damlaları şeklindedir. 0 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda oluşur. Kırağı ve kırç ise buz kristalleri şeklindedir. Sıcaklığın 0 derecenin altında olduğu ortamlarda oluşur. Bundan dolayı daha düşüktür denildiği için 2 ve 3 diyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Oluşumu gösterilen yağış türü haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangilerinde daha fazla görülür? Burada yatay yönde hareket eden nemli hava kütlesinin bir dağın yamacı boyunca yükselip soğumasıyla oluşan yağışlar, yani yamaç yağışları veya orografik yağışlar dediğimiz yağışlardan bahsedilmiştir. Dünyada yamaç yağışlarının en fazla görüldüğü yer Musonlar Asya'sıdır. Yani 3 numaralı bölgede çok fazla görülür. Denizden gelen nemli hava kütlesi Himalaya dağlarının yamaçları boyunca yükselerek çok fazla yağışlara neden olur. Ayrıca orta kuşak karalarının batı kıyılarında yüksek dağ sıralarının bulunduğu yerlerde de bu tür yağışlar görülür. Amerika'nın batı kıyılarında Ant dağlarının bulunmasından dolayı batı rüzgarlarının etkisiyle 1 numaralı bölgede yamaç yağışlarının çok fazla olacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle B seçeneği doğrudur. Bu durumun ortaya çıkması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır denilmiş. Yamaç yağışları ülkemizde Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında fazlayken Ege kıyılarında azdır. Yamaç yağışları nemli rüzgarlara dik uzanan bölgeler, mesela sıra dağlar şöyle ise nemli rüzgarlarında şu şekilde esmesi gerekiyor. Böyle olduğu yerlerde kıyıda bol miktarda yağış bırakır. Fakat sıra dağların şu şekilde uzandığı, nemli rüzgarların da bunların arasından geçip gidebildiği ortamlarda, durumlarda ise orografik yağışlar fazla görülmez. Bundan dolayı Ege kıyılarında dağların kıyı çizgisine dik uzanmasından dolayı kıyıda orografik yağışlar fazla görülmez. Fakat Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında dağlar kıyı çizgisine paralel bir şekilde uzanmasından dolayı yamaç yağışlarının daha fazla görüldüğünü söyleyebiliriz. Yani doğru cevabımız dağların kıyıya göre konumudur. Yani D seçeneği doğrudur. Buna göre bölgelerinden hangilerinin yağış rejimi düzenlidir, daha düzenlidir diye sorulmuş. Hindistan'da yazlar yağışlıdır, kışlar kuraktır. Akdeniz çevresinde ise kış mevsimi yağışlıdır, yazlar kuraktır. Bundan dolayı bu bölgelerde yağış rejimi düzenli değildir. Amazon havzası çok yağışlıdır. Hemen hemen her gün yağış görülür. Batı Avrupa'da da 2 güne bir yağış görülür. Bundan dolayı da bu bölgelerde yağış rejiminin düzenli olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız 2 ve 3, yani C seçeneği doğrudur. Yukarıda verilenlerden hangilerinin yağış bırakma ihtimali daha fazladır denilmiş. Isınarak yükselen hava kütlesi soğuyacağı için yağış bırakabilir. Yamaç boyunca aşağı doğru esen rüzgarlar giderek ısınacağı için yağış bırakmaz. Deniz üzerinden esen rüzgarın bir kıyıda yamaç boyunca yükselmesi durumunda yağış görülür. Alçalıcı hava hareketlerinin etkili olduğu yerlerde ısınma meydana geldiği için yağış görülmez. Bundan dolayı 1 ve 3. bölgelerde yağış oluşma ihtimali fazladır diyebiliriz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda verilen görsellerden hangisinde sis oluşumu beklenmez? Sis nemli havanın soğuk bir ortama geçişiyle oluşur. A seçeneğinde soğuk bir ortama geçiş vardır. B seçeneğinde sıcak havanın soğuk bir hava kütlesiyle karşılaşması söz konusudur. D seçeneğinde sıcak bir havanın soğuk bir ortama geçmesi söz konusudur. E seçeneğinde havanın daha soğuk bir ortama geçmesi söz konusudur. Fakat C seçeneğinde soğuk bir havanın daha sıcak bir ortama geçmesi söz konusudur. Burada soğuk ortamda sis varsa bile sıcak ortama geçişte bunun dağılması söz konusudur. Doğru cevabımız C seçeneğidir.
Yukarıda verilen bölgelerin hangilerinde yağış miktarı çok azdır denilmiş. Ekvator çevresi sürekli termik alçak basınç alanı olmasından dolayı yağışlı bir bölgedir. Bundan dolayı yağış miktarı azdır denilemez. 60 derece enlemleri civarı, burası kutup rüzgarı ile batı rüzgarının karşılaştığı dinamik alçak basınç alanlarıdır. Yağışın fazla olduğu yerlerdir. Bundan dolayı yağış miktarı azdır denilemez. Fakat kutuplar çevresi çöldür, soğuk çöldür. Yağış miktarının az olduğu bir yerdir. Dönenciler çevresinde ise tropikal çöller görülür. Buralarda yağış miktarı azdır. Doğru cevabımız 1 ve 3'tür. Yani B seçeneği doğrudur. Haritadaki taralı alanların hangisinde cephe yağışları daha fazla görülür? Cephesel yağışlar orta kuşakta görülen yağışlardır. Kuzey yarımkürede yengeç dönencesini, güney yarımkürede oğlak dönencesini çizdiğimiz zaman dönenciler arasında kalan bölgede daha çok termik alçak basınç koşullarına bağlı olarak meydana gelen yükselim yağışlarının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Konveksiyonel yağışlar görülür. Orta kuşak ülkelerinde ise yani dönence ile kutup arasında kutup dairesi arasında kalan bölgelerde ise orta kuşak ülkelerinde daha çok cephesel yağışları görülür. Bu nedenle bir numaralı bölge orta kuşakta yer almasından dolayı cephe yağışlarının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bir numaralı bölgenin bulunduğu yer Akdeniz iklimi olmasından dolayı yıllık yağışların %50'den fazlası kış mevsiminde meydana gelmektedir. Orta kuşakta kış mevsiminde meydana gelen yağışlar cephesel kökenli olmasından dolayı bir numaralı bölgede yağışların büyük bir çoğunluğunun cephesel yağışlar olduğu söylenebilir. A seçeneği doğrudur. Numaralandırılarak gösterilen alanlardan hangilerinin en yağışlı dönemi yaz mevsimidir denilmiş. 5 numaralı bölge her mevsim yağışlıdır. 1 ve 2 numaralı bölgeler Akdeniz iklim bölgeleri olmasından dolayı kış mevsiminde yağışlıdır. 3 ve 4 numaralı bölgelerde ise muson iklimi ve subtropikal iklim özellikleri görülmesinden dolayı yağışların büyük bir kısmı yaz mevsiminde meydana gelir. Doğru cevabımız 3 ve 4, yani D seçeneği doğrudur. Şekilde oluşumu gösterilen yağış türü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Isınan havanın yükselerek soğuması sonucunda oluşur. Konveksiyonel yağışlar için doğrudur. Ekvator çevresinde yıl boyunca bu tür yağışlar görülür. Ekvator yıl boyunca termik alçak basınç alanı olmasından dolayı yükselici hava hareketleri daima görülür. Ülkemizin iç kesimlerinde özellikle İç Anadolu bölgemizde genellikle öğleden sonra ikindiye doğru bu tür yağışlar görülür. O yüzden de 40 ikindi yağışları denilir. Savan ikliminde yaz aylarında bu yağışlar etkilidir. Fakat Akdeniz kıyılarında sıcaklığın arttığı aylarda görülür deniliyor. Akdeniz ikliminde sıcak aylar kurak geçer. Böyle bir yağış görülmez. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre güneyden gelen rüzgarın hangi merkeze yağış bırakması beklenmez? Güneyden gelen bir hava kütlesi yükseltinin artmasından, sıcaklığın düşmesinden dolayı 2 numarada, 1 numarada, 5 numarada ve 4 numarada yağış bırakabilir. Fakat 3 numaraya giderken dağın tepesine kadar çıkmış olacak. Bundan sonra alçalıyor konumda olduğu için giderek ısınacağı için 3 numaralı bölgede yağış bırakması beklenmez. Doğru cevabımız C seçeneğidir.